Şimdilerde herkesin merak ettiği bir diyet var. Ketojenik diyet. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a 5 ayda tam 28 kilo verdiren bu diyetin ayrıntıları ne? Kimler nasıl uygulayabilir? İşte cevapları. 6, 5, 4. Vücut enerji açığını karşılayabilmek için yağları kullanmaya başlıyor. Tıpkı Şahan Gökbakar'ın verdiği kilolar gibi. Kilolarıyla tanınan, hatta bu kilosundan dolayı Recep İvedik gibi herkesin çok sevdiği fenomen bir karakterin çıkmasına neden olan Şahan Gökbakar 5 ayda 28 kilo verdiğini açıkladı sosyal medya hesabından. Teşekkürler Türkiye'm. Formda ve zayıflama sırrının da ketojenik diyet olduğunu söyledi. Kendisi kilolu olduğu için otomatik olarak faydalı yağlardan belirli miktarda tükettiyse sonucu bu şekilde almış olabilir. Yani bırak, senin okulun gemisi gibi oldu bu takım. Daraca hayvanat bahçesi gibi bırak. Bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası, bu şekilde olmaz ki ya. Peki nedir bu ketojenik diyet? Nasıl zayıflayabiliriz bu diyetle? Kimler nasıl beslenmeli? İşte cevap. Karbonhidrat oranı kısıtlı, yağ ve protein oranı yüksek bir diyet diyebiliriz ketojenik diyete. Diyetin içeriğinde fazla yağ bulunmakta. Örneğin yağlı etten faydalanıyoruz, yağlı beyaz peynirden bahsediyoruz. Sert kabuklu meyve olarak adlandırılan kuru yemişler göze çarpmakta. Ceviz, fındık, badem, kaju, yer fıstığı ve Antep fıstığı bunlardan bir tanesi. Yine diyeti zeytinyağı, tereyağı ve Hindistan cevizi yağıyla desteklemekteyiz. Yağ aldıkça vücut daha çok yağlanmaz mı? Kiloluysa, miktar ayarlanması da yapılmışsa diyette daha fazla yağ yakabilmekte. Tıpkı Şahan Gökbakar'ın verdiği kilolar gibi. Buna pis burun derler koçum. Pis burunu da yiyeceksiniz. Kimi diyor karbonhidrat ağırlıklı beslenin, kimi diyor et tamamen yemeyin, vegan olun, kimisi de meyve ve sebze tüketin, ancak öyle zayıflayabilirsiniz. Peki zayıflarken de sağlığı tehlikeye atmamak gerektiğini biliyoruz. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Vücudumuzun sadece yağlara ihtiyacı yok, karbonhidratlara da ihtiyacı var. Kişi ketojenik diyeti uygulayabilir, bir süre sürdürebilir. Hayatının tamamını bu diyet sistemiyle sürdürmesini tavsiye etmeyiz. Aslında kişi özel bir dönemde değilse, özel bir program uygulamıyorsa bizim tavsiyemiz Akdeniz diyeti sistemi. Çünkü kişinin ömrü boyunca formunu koruyabileceği, yeterli, dengeli ve düzenli beslendiği bir diyet sistemi. Gebe, emziren anne, yaşlıların, çocukların, böbrek hastalıkları olanların, yine kalp rahatsızlığı olan kişilerin bu diyeti yapmamasını öneriyoruz.